Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, fındık üretiminde hastalık ve zararlarla mücadele konusunda bilgiler verdi. Fındık kurduyla mücadele vaktinin geçtiğine dikkat çeken Sarıkahraman, fındık kurdu belirli bir yoğunluğun üzerinde ise en etkili mücadele bilinçli bir şekilde yapılacak kimyasal mücadeledir dedi. Fındık kurduyla mücadele vakti yavaş yavaş geçiyor zaten. Bunu hemen altını çizmek lazım. Ama bunun yanında pis kokulu böcekle mücadelede, küllemeyle mücadele, onlar devam ediyor. Biz hem sizin aracılığınız hem diğer basın aracılığıyla bunu defaatle anlatmaya çalışıyoruz zaten. Fındık ürünüyle ilgili ne tür sıkıntı varsa üreticimizin bize sormasından memnun olacağımızı söylemiştik daha önceki yaptığımız haberlerde. Yine bunda altını çiziyorum. Biz hazırız. 14 Temmuz Dünya Çiftçiler Günü'nde ilçe ve il müdürlüğümüz ve Ünye Ziraat Odası katkılarıyla birlikte eğitimi onlar yaptılar. Çiftçi kutlamasını, ekipman dağıtımı bizler yaptık. Hediyeler dağıttık. Orada ilaçlama nasıl olmalı, nasıl yapılabilir? Bunları baştan aşağı anlattık zaten. İlden gelen arkadaşlarımız, profesyonel ekipler tarafından. Biliyorsunuz biz de 2 adet ilaçlama makinesi aldık. Bu ilaçlama makinelerini de çok cüzi miktarda fiyat alarak, 20 lira gibi komik bir fiyat alarak kiralıyoruz. Bunu kiralama, 20 lira kira alma amacımız da aldığı makineyi o gün sahiplensin diye onu düşündük. Dolayısıyla bunlar hepsi bir bütünlük arz ediyor aslında. Ne olur üreticimiz bize bunu gelsinler, söylesinler. Bizim altını son zamanlarda çok kalın çizgilerle çizdiğimiz fındıkla küllemeyle alakalı mücadele. Bunu bir kez yetmiyor, 2 kez yetmeyebiliyor. Hatta 3. kez, 4. kez bile ilaç atmamız gerekiyor. Ki fındıkta çürük oranı yükselmesin, fındıkta senik oranları fazlalaşmasın diye biz bunlarla alakalı burada elimizden geldiğince bir kişi dahi olsa hiç erinmeden 1 saat, 2 saat Ziraat Mühendisi arkadaşlarımızla birlikte o arkadaşlarımıza eğitim veririz. Fındık kurdu ilaçlama yönteminde beyaz bir çarşaf geriyoruz. Bu çarşafın üzerine 3-4 ocak sirkeleyerek en az 2-3 böcek düşerse ilaçlama yapıyoruz. Eğer bunun içerisine fındık kurdu böceği, fındık kurdu düşmüyorsa cebimize zarar veririz, doğaya zarar veririz, atmamamız lazım. Ama diğer yandan diğer ilaçlarla alakalı önce sağlık. Kesinlikle önce sağlık, önce kendi sağlığımıza dikkat edeceğiz. İlaçlama yaparken bir kere tulumumuzu giyeceğiz. Maskemizi, gözlüğümüzü gözümüze takacağız ki önce kendi sağlığımızı düşüneceğiz. Bir, her şeyin dozunda, zamanında, vaktinde yapmamız lazım. Dolayısıyla doğa bizim, yani doğadaki var olan, attığımız ilaçlarla var olan diğer canlıları öldürmek de çok doğru değil. Bunlarla alakalı, işte demin dediğim gibi, başta söylediğim gibi, bütün yukarıdan aşağıya eğitimi bir bütündür. Bunları yapmaya hazırız. Önce sağlık, ama her şeyin başında önce sağlık.